Arkadaşlar merhaba, Go oynamaya devam ediyorum. Serinin 3. videosundayız. Fox Server'ına girdim ve hemen hiç lafı uzatmadan şu maç butonuna basıyorum ve bekliyorum. Ve hemen başladı zaten. Başladı mı? Evet, hemen başladı. Şöyle bakalım. 5 dan siyahız. Süper. Ana süre 1 dakika. Okey. O zaman başlıyorum. 3-3 ile başlayayım ya. Bugün farklı bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. İki köşeden de 3-3 açmak istiyorum. Alan oyunu oynayacağım. Çok fazla Moyo işlerine girmek istemiyorum. Alan oyunu oynayacağım. Rakibimin Moyo'sunu küçültmek için. Daha sonra bakalım. Rakibim Moyo yapmak isteyecek mi? O da tabii belli değil. Şimdi göreceğiz. Rakibim de 4-3 ve 4-4 açtı. Hemen yaklaştım sağ alt köşeye, 4-3 köşesine yaklaştım. Keyima yaptı burada. Tabii ki de 3-3'e giriyorum. Köşede güçlenmek için hane yapacaktır. Ben uzayacağım, kaplan azı yapacak ve ben de zıplayacağım. Şimdi burada bu noktaya da zıplanılabiliyor. Bu noktaya da zıplanılabiliyor. İkisi de var arkadaşlar. Ben alan oyunu oynadığım için çok fazla riske girmek istemiyorum, o yüzden buraya zıplayacağım. Şöyle arada iki boşluk bıraktım. Evet, güzel. 3-3'e shoulder hit'le yaklaştı. Uzayacak. Aynen. Ben şöyle keyima yapacağım. Muhtemelen buraya doğru zıplar. Şu anda üzerinde durduğum hamleyi yaptı zaten. Buraya zıplayacağım. Bir de bu hamleyi bekliyorum şimdi. Joseki'yi tamamlaması için. Oynamadı. Tenuki yaptı arkadaşlar. O yüzden benim bu hamlem gayet güzel duruyor. Ama hemen mi oynamalıyım? Bunu bilmiyorum. Oo, bu arada hızlı maç. Hızlı maç. Hemen yaklaşalım buradan. Hızlı maç. 3 tane 20 saniyemiz var. Zıplayacağız. Sesi de açayım isterseniz biraz. Ses geliyor mu? Sürem de bitmesin de. 3 tane 20 saniyeymiş bu arada. 10 saniye değil. Sesi açacağım ama şu anda 10 saniyem var. O yüzden hızlı karar vermek zorundayım. Şu hamleyi yapacağım ve Fox'un sesini açacağım ki son saniyeleri siz de duyun. Ses karıştırıcısı aç. Fox nerede? Tamamdır. Şimdi gelmesi lazım arkadaşlar. Uzayalım. Burada bir kere daha uzayabilirim, zıplayabilirim, keyima yapabilirim. Keyima yapalım. Ortaya doğru da bir ara tabii açılmak istiyorum. Şu sesleri ayarlarken birazcık oyundan koptum, kusura bakmayın. Bu hamle çok değerli bu arada. Bu iki taşın bağlantısını en azından şimdiden engelliyorum. Kaçmak zorunda. Ortaya doğru zıplayacaktır muhtemelen. Bir tane bir Yoyomi'sini harcadı arkadaşlar. Ortaya doğru zıplamadı. Dönmeyi tercih etti. Şimdi döndükten sonra, dönmek de büyük bu arada. Benim kenarda alan yapmamı engelliyor ama ortaya doğru da zıplayabilirdi. Ben şimdi şu grupla bu grubu biraz zayıflatmak için ortaya tek boşluklu zıplayacağım. Şimdi kendime iki seçenek oluşturuyorum bakın. Bu gruba saldırabilirim, bu gruba saldırabilirim. Bu grubu daha zayıf olduğu için kaçmayı tercih etti. Ben de bu gruba bir şekilde bakalım saldırmayı düşünüyorum. Kaçarken de duvar oluşturup şu kenarda bir alan yapabilecek miyiz bakalım. Burada kesebiliyor muyum? Bunu oynasam. Atari gelecek gelecek yok. Bu şekilde kesebiliyor muyum? Şunu yapalım. Hala daha bakın bu gruba saldırmaya devam ediyorum. İki gruba da aynı anda saldırmaya devam ediyorum. Şu anda siyah biraz avantajlı. Keselim. Kesecektir o da. Keserse uzayacağız mı? Keserse nereye uzayacağız? Keserse nereye uzayacağız? Haydi bakalım. Buraya doğru uzayacağız. Zıplayacaktır muhtemelen.
Bu grubu da hala daha zayıf. Bakın beyaz tahtada iki tane zayıf grup oluşturdu. İki tane zayıf Nine, grup pek iyi değil eight, Go'da. seven. Çünkü ben birine saldırmaya çalışırken güçlenip diğer gruba saldırabiliyorum. Burada hala daha bir kesme Nine, noktası var eight. sanırım. Deneyeceğim. Nine. Bir kere daha uzayacak. Buradan dönecek. Şimdi mi keseceğim? Keselim. Şu gruba saldırabiliyor mu acaba? Evet, kestik arkadaşlar. Şuradaki alanı aldık gibi duruyor. Ateri çekti. Bağladık. Bakalım şimdi bu gruba saldıralım. Bağlarsa sıkıntı. O yüzden almam lazım ya da hane yapmam lazım. Ama bir Eight, sente oynadım seven, bence. Buradan six, bir five, kaçmaya çalışabilir. four, three, two, one. Benim şu grubum da tehlikede ama nasıl yapacağız bakalım. Hanemizi yapalım. Keserse alırız. Valla Nine. beyazın bu grubu biraz tehlikede diyebilirim. Nine, eight, seven. Bağlayalım buradan arkadaşlar. Kesti. Bunu oynayalım. Artık bu grubunu kaçması lazım bir yerden. Nereden kaçacaksın? Kaçmadı. Tabii ki bu iki taşı savunmayacağım. Bakın bu hani buradaki iki tane siyah taşı tehdit ediyor. Ama ben bunu savunur muyum? Ben bunu yer miyim? Yemem tabii ki. O Nine, yüzden eight, seven, six, five, four, three, bunu bağlamam two, lazım. one. Aa, bunu bağlamam lazım. Çünkü bu grubum da tehlikede arkadaşlar. Bu bağlantıyı kurmam gerekiyordu ya. Ah. Nine, eight. K'yi mayla tabii ki de sıkıştıracağız. Buna cevap vermek zorunda mıyım? Bence buna Nine, cevap vermek eight, zorunda değilim sanırım. seven, six, five, four, three, two. Üf, cevap vereceğim. Cevap vereceğim. Şu anda acayip riskli bir durum var. Buradan kaçmaya çalışacaktır. Evet, anlıyorum seni. Seni anlıyorum. Bakalım kaçabilecek misin? Sanırım kaçabileceksin. Nine, Kesersem net eight, var. seven, six, five, four, Şu haneyi three, bir yapalım biz. Şu bağlantımızı kuralım. Güzel. Şimdi zıplayalım. Bu iki taşı kaçarsak belki ileride şu beyaz gruba saldırabiliriz gibi geliyor bana. Burada biraz korktu gibi hissettim. Nine, eight, Şurada bir shoulder it yapıp merdiveni bozacağım. Merdiveni bozdum. O zaman net var burada ya. Of, neti görmedik. Neyse güzel. Güzel net yapsın, sorun değil. Güzel net yapsın.
Burayı kapat bakalım önce. Güzel. Bu grubu öldürmemiz biraz zorlaştı. Sorun değil, burayı kapatalım. Cevap vermedi çünkü buraya. Aşağı doğru indi. Şuradan da bir peep yapalım. Peep'imizi yaptık. Şimdi bu grup da bu arada zayıfladı. Bu grup da zayıfladı. Şu anda siyah önde gibi duruyor ama arkadaşlar sıkıntılı durumlar mevcut. Ne yapıyorsunuz? Bunu oynayacağım. Kesiyorum. Burada kestim. Bu iki taşı tehdit edeceğim. Atari. Bu önemli. Bir kere daha uzamak önemli. Tamam, bunları bağlattık. Sonra şunu yapabiliriz. Şu iki taşı alırsak buradaki grubumuzu da birazcık rahatlatmış olacağız. Bu şekilde alamıyorsun galiba. Boş üçgen yapsaydın alabilecektin. Şimdi kesiyorum. Ne yapıyorsun ya? Nine, eight, seven, six, five, four, three. Yanlış mı yaptım ya? Doğru, bu iki taş tehdit altındaydı. Ben bu grubu öldürmeye çalışıyorum ama bu grup ölmez ki. Vallahi konsantrasyonum bayağı bozuldu bu maçta. Bayağı hatalı oynadım. Özellikle şu son hamleler bayağı yanlış oldu. Rakibim 5 Dan Fox. Ben de gerçi 5 Dan'ım ama 4 Dan'a düşmeme az kaldı burada. Şurada... Şu 3-3'e bir girelim de. Köşede yaşamaya çalışalım. Köşede yaşıyoruz değil mi? Köşede yaşarsak yine iyi. Buraya saldırdın. Önemli değil. Estimate score... Yine siyah önde diyor. O kadar da durumumuz kötü değil. Baktığınız zaman beyazın da alanı yok yani arkadaşlar. 8, 7, 6, 5.
Bir tane bir yöyüm harcayacağım. Buradan bağlarsam ya da buradan bağlarsam neler olur ona bir bakalım. Buradan bağlarsam gelir, kesersem. Keserse bu iki taşı alıyor. Mecburen buradan bağlayacağım. Mecburen buradan bağlayacağım. Bir yandan saldırmak da istiyorum yani. Beyazın bu grubunun gözü yok hala daha. Şimdi grubu kestik. Grubu kestik. Ateri çekelim. Şu iki taşı vererek belki bir şeyler çıkabilir ortaya. Bu iki taşı verirsek şöyle bağlıyoruz. Aynen. Beyaz öldü diyebiliriz. Aa, bunu görmemiştim. Last Yoyomi. Beyaz grup öldü bence. Terk edecek birazdan. Yanlış bir şey görmüyorsam eğer. 8 7 Bunu oynarsa bunu oynarım. Aynen beyaz grup öldü. 9 8 Beyaz grup öldü. Ne yapıyorsun ya? Ateri çektim şu anda sana. Yani şu an terk gelecek. Şu an terk gelecek arkadaşlar. Şu içerideki beyaz grubu öldürmeyi başardım. Uf. Yes, terk etti. Terk etti. Bir an oyundan ümidimi gerçekten kestim. Ama terk ettirmeyi başardık. Güzel, 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 güzel. Evet. Arkadaşlar buradan Lila Zero analizine geçmek istiyorum. Bakalım yüzde kaçla bitirmişiz. Yani %99'la bitti. Ben öndeydim zaten oyunun sonlarında da. Oyunun ortalarında bence beyaz bayağı bir öne geçti. Belki de geçmemiştir bilmiyorum ama bu benim fikrim. Şimdi oyunu bilgisayara kaydedeceğim. Oyunu kaydettikten sonra da Lila Zero'yu açıp yorumlayacağım. Haydi şimdi o bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, Lila Zero analizine geçiyoruz. Şimdi soldaki
çizelgede size görüyorsunuz, grafikte daha doğrusu. İlk başta siyah öne geçmiş, burada bayağı bir önde hatta. Daha sonra bir yerde bir hata yapmışım, beyaz bir süre öne geçmiş, yakalamaya çalışıyorum. Daha sonra tekrar beyaz farkı açıyor, sonra beyaz bir hata yapıyor ve o şekilde oyun bitiyor arkadaşlar. Yani Fuseki'yi ben doğru oynamışım ama daha sonra bir yerde hata yapmışım. Nerede hata yaptığıma bakalım şimdi, oraya gelelim. Evet, burada, şurada oyunda da siz zaten hatırlıyorsunuzdur. Burada dedim ya, acaba kessem mi diye. Bu kesme bana pek iyi olmuyormuş. Burada aslında buraya zıplamam gerekiyormuş. Yani bu iki taşımı, yani zayıf olan taşımı güçlendirmem, zayıf olan grubumu güçlendirmem, beyazın da zayıf olan grubuna saldırmam gerekiyormuş. Yani aslında gayet mantıklı bir tercih olurdu. Benim de aklımda vardı, bir iki saniye kadar bu hamle vardı ama çok hızlı olduğu için arkadaşlar, yani bir hamle 20 saniye çok aşırı hızlı değil ama 20 saniyede bütün her şeyi hesaplayıp oynamak tabii ki de bir insan için imkansız. O yüzden bu tür hızlı maçlarda genelde hislerinize güvenip oynamanız gerekiyor. Şekil bilginize güvenip oynamanız gerekiyor. O yüzden ben de çok fazla sayamadım. Belki hani 40 dakikalık, 1 saatlik bir oyun olsa burada hani sayar sayar bakarım hangisi daha mantıklıysa benim için. Muhtemelen kesmezdim ama hızlı maçta kesmek cazip göründü açıkçası. Çünkü rakibim de hata yapabilirdi. Ama burada ben hata yapmışım. Burada hala da aslında oyun dengeli. Burada bu kaplan ağzı şekli pek iyi olmadı. Çünkü burada bir zayıflık kalıyor bakın. Kaplan ağzını ben yaptıktan sonra burada bir zayıflık kalıyor. Ve artık beyaz bu hamleyi yaptığı zaman %84'te, bakın zaten grafikte de görüyorsunuz, dik bir iniş var burada. Yaklaşık %43'lük bir hataymış. Yani %43'lük bir hata, devasa bir hata arkadaşlar. Yani olmaması gereken, en azından benim seviyemde bir oyuncunun %43'lük bir hata yapmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi hızlı maçlarda bunlar olabiliyor. Burada direkt bağlamam gerekiyordu. Aslında hala da öndeymişim eğer bağlasaydım. Burada ben bu hatayı yaptıktan sonra biraz ilerleyelim. Buralarda tabi beyaz bayağı önde şu anda, %90'larda, 80'lerde. Şurada bir yerde beyaz hata yapıyor. Evet, tam olarak burada beyaz %14'lük bir hata yapıyor. Dediğim gibi bakın, benim bu iki taşıma ihtiyacım yok aslında. Beyazın bu hanen yapması yanlış. Çünkü ben o zaman zayıf grubumu bağlayabiliyorum. Beyazın bu bağlantıyı engellemek için buraya oynaması gerekiyormuş bakın. %93'lük bir hamle bu. Beyaz bu hatayı yapınca artık bana kesinlikle buradan bağla diyor zaten. Ben de bu hamleyi yaptım. Birazcık yükseldi oranım. Daha sonra yükselmeye devam etti. Buralarda artık %40, %60 neredeyse eşit maç. Burada eşit giderken şurada bir hata yapıyorum bakın. Şurada tak bir hata. %8'lik bir hata. Ne yapmam gerekiyormuş? Evet, aslında burada neti görmedim arkadaşlar. Siz de zaten fark ettiniz. Ben de söyledim. Ben uzadığımı düşünüyorum. Halbuki net var burada. Çok kolay aslında. Uzayınca net yani, değil mi? Hızlı maç olduğu için göremedim bunu. Aslında burada ya buraya oynamam ya da buraya oynamam gerekiyordu. Beyaz cevap vermedi çünkü bakın. Bir önceki hamlem benim shoulder it. Bu hamleye genelde cevap veriliyor. Tabi Tenuki de yapılabilir. Hatta şu anda yapay zekanın önerdiği aslında Tenuki. Ama aradaki farklar %4, %5 olduğu için pek önemli değil. Yani beyaz bunu da yapsa olur ki zaten şu anda çok az saymış bakın. Biraz daha saydıralım şöyle. Evet, yani şu iki hamle arasında yaklaşık 3 puanlık bir fark var. Burada aslında beyazın buraya oynamaması gerekiyor. Çünkü sente değil. Şimdi benim bunu yapmam gerekiyormuş. Burada çok büyük bir hata yapmışım ve %83'e çıkmış burada. Net yaptı. Tabii artık
beyaz bayağı önde diyebiliriz bu durumu. Ama işte beyaz da tam bu noktadan itibaren bakın hatalar zinciriyle oyunun kontrolünü siyaha veriyor. Bakalım nasıl oluyor. Bir kere bu hamlenin yanlış olduğunu ben anlamıştım zaten. Buradan sonra şöyle biraz ilerletelim. Evet, tam AI hamlesi yapmışım. Bir bağlıyor. Bu hamlem birazcık garip. Direkt dön diyor buradan bana. Bunu oynuyorum. Evet, beyaz biraz daha hata yapıyor. Zıplamış. Burada %30 artık siyahın oranı. Sonra şurada sanırım bir hata daha gelecek. Artık %40'larda eşit maç. Bakın 1-2 hamlede ne kadar çok şey değişmiş. Heh. Burada evet, bu bağlama hamlesi yanlış. Burada diyor ki beyaza, niye bağlıyorsun diyor. Bunu oynasana diyor. Bunu oynayınca çünkü hem buradaki alanı savunuyor hem bu taşlara saldırıyor. Yani bu iki taş o kadar önemli değil bakın. Rakibim oyunda hep iki taşların bir taşların peşine düştü. Burada da bakın aynı hatayı yaptı. Burada iki taşı tehdit edeceğim derken baya bir fark yedi. Aynı şekilde burada da işte iki taşı bağlayacağım derken yine oyundaki avantajını bana vermiş oldu aslında. Burada ben doğru şekilde saldırarak avantajımı koruyorum. Buradan sonrası artık zaten %90'larda gidiyor. Evet arkadaşlar, eğlenceli bir maç oldu. Yani ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere diyeyim. Haftaya pazar yine saat 9'da bir video daha gelecek. Bu hafta başka bir video daha yüklemeyi planlıyorum. Problem videosu 2 haftadır, yani 1,5 haftadır falan yüklemiyordum. Problem videosu da gelecek. Haftaya pazarda yine bu seriden, aynı seriden bir video daha gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.